İsmail amca, sizinle biz nasıl akraba oluyoruz tam olarak? Sizinle Tağlalı Birlik, Özdemiriz ya, nasıl oluyoruz tam olarak ama? Şimdi Mudin babası Çolanan Yeşila kardeş. Yeşila. Yeşila kim oluyor önce? Benim dedem oluyor. Babamın babası Danasan demin yani. babası. Danasan'ın babası Yeşila mı oluyor? Ha, Yeşila. Mucin dedesi, Mucin babası da Çolak. Çolak. İkisi onlar kardeş. kardeş. Siz amca çocukları oluyor. Tabii oluyoruz da. Biz gibi. Oluyoruz da nasıl oluyoruz diye. Beysan'dan biz gibi babamı oluyorlar. Tağlalarız hep aynı ya. Şimdi Çolak'ın Yeşila kardeş ayrılıyorlar. Bizim tarlanın az olması biz dördeni taksim ediyoruz. Palavur, Deloğlan amcam, babam, hala. Mıcık tekiz sağlıyor. Onun için sizin tarlalar çok. Çok. Tek oğlanmış o. Tek oğlanmış diye. Evet. Çolan oğlu tek, Yeşil'in oğlu dört. Tamam şey, Mıcık'tan başka ya. Çolan oğlu yok. Ondan mı fazla? Ondan çok. Sizin tarlalar öyle çok oluyor. Bizim de aynı tarla da ama biz dörde siz dörde böldünüz. Tamam anladım şimdi. Alakedi, palavur. Yok alakedi yok. Yok. Alakedi neydin o zaman bizim sülale İsmail amca? Alakedinin kalan ebesi mi bizden? Yoksa babasının da ne ilgisi yok. O babasına Samatlı derlermiş yani. Onun babasına. Bir değişik. O acık Irak. Anasından mı? Özdemir ya soy ismi. Ama sizinle bayağı yakınız. Varakine bağlantı var da. Ben baba Irak yalnız o. O biraz Irak. Özdemir ya. Ondan... Özdemir. Va, bağlantı var ama neden bilmiyorum. Şeyde. Irak. Irak. Yeşilhan'ın eski karıyı kör olan eski köyde Çentiyo derede. Kabakçı kızı dedikleri mi? Ha kabakçı kızı dedikleri. O yaykından gelmişmiş. Şey ona kimse su verirse varsa yanına onu da kenterim diyor. Millet o zaman kokusuna varamıyor. O ölünce Yeşil'e almasçı alıyor. Bu karısmayla'nın karşısından palavur ondan. Babaları bir analar ayrı yani. Ya. Almasçı'dan oluyor. O kabakçı kızını biz duyduk baya öyle çentmiş şeyle. Mıcık amcam da anlatıverdi değil mi? Ha, o da anlatırdı da. O Yaykın'dan mı gelmiş o kabakçı kızı? Bizimle ne ilgisi varmış onun o hani bizim filan? Yaykın'dan filanıyla... dedeme geliyor da. Ha dedesine geliyor. Şey Yeşil Ağa seferberlikte mi ne şeye harba mı gidiyor? Yoksa askerdeyken mi Kırağ'dan kusurla bizim yerlerden odun kesiyor. Ha. Kabakçı kızı da eve indireceğim diyor. Ali okçuların elinden şey odunları Köroğlan da odalara indireceğim diyor. O da diyor bizim yere neye karışıyorsun diyor. O zaman hükümet de yokmuş Aral. O da efendim çentiyor. Oğladan gelince babam, halam, Deloğlan varmış. Oğladan gelince evlenince Almasçı'yla, palavurla, karışmayla kalsı da ondan oluyor. Anaları ayrı, babaları bir yani. Tamam, şimdi net anladım. Yaykın'dan kabakçı kızı Yeşil'e hanım olarak geliyor. Erkek gibi bir kadın hakkını evet. savunuyor, odununu evet. kesiyorlar. Odunu oraya götüreceğiz diyorlar. O da diyor, o da evime yendirteceğim diyor. Evime yendirteceğim diyor. Benim odunum, benim tarlamdan deyince... Gücü yeten de kadını çentiyor. Kardeşiymiş zaten çenten de. Kardeşi kendi Mıcık kardeş. Amcam anlatıyor da. Kendi ablası mı çentmiş? Kardeşiymiş. Nasıl kardeşli çentmiş. Ya? Ama baya kesmiş değil mi İsmail amca? Kesmiş. Ölmüş o da ya işte. Kurdelemiş. Kurdelemiş. Kimse bağmayınca ölmüş. Yaykın'dan bizim akrabalık da oğladan geliyor. Kahveciyle yani. Falan siz akrabasınız mı oğlan? Eşe değdiler yani falan. Öyle Mucan'ı yeniden. Tamam şimdi çözdü olayı yani. Kör Mehmet. Hem Garaca zaten sizin oradan akrabalığa geliyor. Tamam. Şimdi Garaca Sara giden halaları. Halamız oluyor. Oradan gelen ebes oluyor babamın. O geçti oğlanları yine akraba diyorlar da evvelki gibi değerli Koca Kör Mehmet vardı. Davulcu vardı. Akbaş vardı. Onlar öldü. O davulcunun cibaları şeye gitti.
Turgutlu'ya gitti. Nurlanan Ramazan vardı. Ondan oraya gitti. Kör Mehmet. O Akbaş davulcu bizim akraba oluyor. O ebemden ötürü. Tamam. Yani Kayvacı da oğladan geliyor. Kayvacı'nın anası da Kör Mehmet'in kızı. Oradan akraba. Ben net anladım. Hem Garacasaray'dan bağlantılar var hem Yaykın'dan bağlantılar. Garacasaray'dan bağlantı İsmail amcaların halası Garacasaray'a gidiyor. Evet. Gelin olarak Yaykın'dan da Kabakçı kızı geliyor. Ebesi oluyor. Dedesinle yani. Evli. Evet, i̇ki taraftan evet. İki köyden. Yaykın'dan ve Garacasaray'dan akraba oluyormuş. İşte tamam. Oluyoruz. İşte onların var akrabalık. İşte Gayveciler sizinle akraba. İşte Gayveci'nin anası Kör Mehmet'in kızı diyor. Oradan akrabamız. Tamam. Dönlü'nün anası da öyle. Tamam. Döndüğü eşe akraba alıyor bugün. Akraba alıyor döndüğü. Falan şey döndü Eze Nurcan'ın anası falan akraba mı? Akraba Eze Eze var. Orada Hatice var. Aynen varsın. Fadi Eze var Ramazan'ın varsın. Döndü Eze akraba. Döndü Eze'yi ben çok severim. Eşe Çok iyi. Ay yana bana diye bu yok. Çok iyi ya. Sürekli selam gönderiyorsan zaten. Döndü Deze çok iyi ya. Döndü çok iyidir ondan. Yaşa dayı var ondan kardeşi. Öteki. Yaşa dayı. Öteki kız da acık. Yaşa dayı. Uzak o da mı akraba yani. Oluyor size? O da akraba. Onların kardeşi ya Eşe Deyze'yle şey. Geçen kiraz topluma gittik ya Yaşar abi. Ondan akraba işte. Aktaş. Eşe Deyze'nin kardeşi ben o ya. Cemil'in, Cemil benim arkadaşımdır dedi. Sadıcımdır dedi ya. O Aktaş işte. Ayşe'nin babası. Ayşe'nin babası. Ayşe var. Aycan var. O da dört kızı var. Onun bir oğlu Bircan var. Murat. Aycan da iyi. O da çay pişir verdi. Biz o Aktaşlara yemek şey fişnet yardımına gittik öyle bir günde. O da çayını pişirdiler dağda. İyidir onlar. Bize bir kasa kiraz, bir kasa işte bir gol hiç para almadılar. Hiç para almadılar. Sağmazlar. Çok iyidir. Gavici dayı da çok iyidir. Çok temeller iyi. Açıktır. Yaşar dayı da öyledir. Evet. Aramaz. O evet. Yaşar dayı Eşe'nin oğlan kardeşi. Döndü Eze'nin oğlan kardeşi. Bak, Eşe'nin şeyin döndü Eze'nin kas kardeşi. De kalabalık geldiler. Veysel'in düğününde koca tokuzundan geldiler yakında. Ben de diyorum niye bize bu kadar sıcak davranıyor? Akrabaymış. Ülke senden akraba. Akraba işte. Ne sen bileyim böyle sıcak. Sen anlatıversen onlar senin bir numaralı Yaşar senin akraban yani. Bir evet. Bir akraban da ben bilmiyorum. O diyor zaten benim akraba diyor bize gelmiyor. Bana akraba diyor. Tamam. Ben de bu bana niye akraba tabii. Diyor okuduyorum tamam işte yani. Biliyor onlar biliyor olan. Senin onlar hanım biliyor, dedi benim biliyor. Akrabadır diyor. O diyor gelsin ha, selam söyle. Ama yaykınlılar akrabacı bak. Evet. Yaşar beni bıra şeyle dolmuşla elli nagayla getirdi. İzine geldiğimde eve gittik. O zaman tam ucası oğlu ucası neyse burada yediler işler. Oğla kestiniz bu bak. Yaşa akraba gibi. Bundan döndü sen akraba işte gibi. Eşe ders. Benim inneler vardı vuruverdi bana ne ama. Sultan yani, hemşire. Sultan yine akraba ta eve geliyordu vuruverip gidiyordu. Hala Ege Üniversitesi'nde mi? Yaşa. Aa emekli oldu gay. Oldu mu emekli? Oldu oldu Sultan oldu gay. Evde ben onun numarasını Nursel'den aldım aradım. Özleme şey Kevser'e bakan kız ya. Şey o Raziye. O Raziye Kevser'e bakanı Raziye. Raziye. Onun ablası Sultan Ege Üniversitesi'nde hemşireydi. Hemşireydi emekli oldu gay. Çok güzel. Otçu Fatma'nın gelini. Çok iyi. Gelini. İyi. Sultan iyi. Sultan dedim gelmiyor dedim babam innesini yapıver dedim. Geldi yapıverdi gitti. Allah eve razı geldi, olsun. Eve geldi yapıverdi para da almadı ha. Allah razı olsun. Öğrendim mi Yaşar şimdi? Ben öğrendim. Adam diyor kiraz toplayın benim akraba gelsin diyor. Ben de yine kiraz alın akrabayız diyor. Ben de şahit diyorum. Bu bana niye neden tanıyorum ben diyor. İşte var. O ya İsmail amca öyle buldurcun yumurtası gibi bir koca kasa kiraz verdiler. Kevser'e yolladık İzmir'e. Öyledir verile. Tarttırdık. 20 kilo geldi abartmayın. İBAN numarası istedik atam diye parayı dedi atacaksanız kirazı geri getirin dedi. Vallahi, parayla mı olur canım 2 milyar kiraz? Yapıyordu evet, 80'den tamam, satıyormuş. Evet, almadık. Evet. Ya Nurcan hediyeydi ben de gidiverecektim öyle yardıma para bura almayacaktım. Almazdık. Kaç geceler gelmiş gayet onlarla böyle olmuşlar. Gidiverecektik böyle demediler bir şey ben de gayet şey etmedim. Dese Nurcan ben de gidiverecektim. Ama Nurcan demedi bize. Kaç geceler gelmiş. Akşamında dolmuşun an. Geldiler dolmuşun da dekeri patlamış. Dekeri patlamış evet. Ha, evin önünde yaptılar gittiler yani. Ha, Hamza dedi. Ha yasfiye. Dekeri patladı dedi. Biz şeye gittik. Apaza'ya geçmiş olduğuna gittik de. Zek amcam deseydi sen ben bir gün giderdik. Ya, toplayalım. Yani edivereceğiz. İşte dedik edivereyim dedik. Haber verin dedik. Vermediler gayet. Hamza ne diyor?
Abaza baba ameliyat olacakmış. Tekrar neresinden şey bağlamışlar. Böbreğinden Abaza. Allah'ım şifasını versin. Hiç öyle belli işte değil hastalığı. Belli değil de şey bir şeyi taktılar diyor. Tel taktılar diyor. Ondan duruyor diyor. Ameliyat olacak. İşte yatacak hastaneye yatacak. Allah'ım bu. Allah. Hastalık yaptığı böyle ellerim titriyor. Elimi kaldıramıyorum. Şey bazı şişiyor yani. O kadar yan tesir varmış ki. Bak, hepimiz düşün, etkiliyor. Herkes yani yerinde evet. uyuyup evet. kalıyor. Gençle kriz anında geçiriyor. Kalp krizi hemen kalp krizi evet. geçiştiriyor. Eniştem de şey oldu. Bak koronadan öldü. Zeyn enişten. O da koronadan. Evet, ha, evet oldu ya. O da hemen koronadan. O şey olmamış kızım. O koronadan olmamış. Öldü de. Şimdi bu korona aşısı olduk ya biz. Oldu. Hepimiz oldu. Tamam. Onların yan tesiri 2 sene sonra hinci çıkıyor bizden. Olmayan da ölüyor yani. Hani evet. Işte. Yani olan koronadan ölmedi ama aşıdan öleceğiz. Öyle. Durduk yere hasta oluyoruz amca kızı. Hiç iyileşemiyoruz. Şey diyor. Aşının, son aşının bana zararı oldu. Hep tabii. Farkındayım yani. Hiç bellemedim diyor. Yani kadın vardı sapsağlam genç bak 36 yaşında. 4 tane aşı olmuş korona aşısı. Çok sağlam Fadime'ye böyle at gibi öyle kadın. De. Birden kadın kanım dedi, hastaneye yattı, öldü de çıktı. Benim karı da karı ağrısından. Hiç anamın kanım ağrısı geçmiyor. Hiç geçmiyor, o kadar doktora gidiyor. Çok zarar oldu ya. Çok zarar oldu. Hiç anamın kanının ağrısı geçmiyor. Uyuşukluk var, hasta gibi kalkamıyor. Kafam kalkmıyor. İşte o korona aşılarının yan tesiriymiş. Aa. O zaman olmayın dedi, kim doktorlar olmayın olduk dedi. Biz. Olduk biz, üçünü de olduk. 3 tane olduk. 3 kere vurdurduk gittik gittik Simav'da vurdurduk. 4 oldun ama son aşı diyorsun bak anladım diyorsun. Ne yapacaksın kaderimizde ne varsa bari göreceğiz. Allah'ım hayırlı yazılar yazsın hepimize. Amin. Şimdi akrabalık derecemizi net olarak öğrendim İsmail amcadan. Yani çok net öğrendim. Bana şey amcam da anlatıverdi. Biz halde okuduk. O zaman amcam çocuktuk aklımızda kalmamış. Ha, amcam geliyordu oturma. Biz... Babam oluyordu, hepsini çok anlatıverdi. Yakın akrabayız da. Evet. Eskisi gibi akrabalığı bilecek insan yok şimdi. Yok yok, evet. Seni beni tanımıyor. İbrahim dayım, Mehmet dayım bir balık getirmişler. Şeyin ileğinin içine atmışlar diri, vallahi böyle. Bu kuzu gördü, gibi. Duruyorlarmış, gördü duruyorlarmış. Koğuşta 15 kişi vardı, 15 kişi yedi. Ha. Dük edemediler. Bir oluyor duranın balıklar bu böyle böyle. Aa. Sazan. Sazan he? İbrahim dayım, Mehmet dayım hemen 3. gün. Simava geldiler. Hı. Ali, o bizim balacık değildi. Bir şeyde bir de bizim eve geliydi. Birisi oradan Uğurlu Gümet abi. Neden de o? Bizim eve pamuk mu çapalattılar siz İsmail pamukta amca? Pamukta çapaladık, topladık da. O da sığır da var, koyun da var. Açık cezaevi. Tavuk da var. Baba sen ne? Bize bir çuval şey kuyuverdiydin. Portakal kuyuverdiydin. Portakal var. Dalaman'a gittiğimiz yer. Gittiniz mi yanına? Böyle aşık olmuş. İri iri. Babam bir çuval kuyuverdiydi. İstediğiniz kadar yediriyorlar mı? Yiyor musun? İstediğin kadar ye. Kapuz. Eve get. Şeye, komşuya getir. Benim bir kapuz getirdim. Dolabasığıma da üstüne koydum. Şey belki he, çok iyi oluyor. 30-40 kilo var. Oy. Kendi kendine yarıyor. Vallahi bal gibi yenmiyor. Oranın kapısı toprak kuvası çok ya. Un böyle gevşek ya. Deniz varmış. Ola çekilmiş. Ola ya Dalaman. Güzel ye. Ola güzel ye. Çok güzel Dalaman. Yandan geçtik ya Dalaman. Dalaman çok yani. Güzel İsmail evet. Amca çok güzel. Kem içinde aşçısı var. Biz kararını da yemek bol ye. Şey pirinç pilavı, üzüm o şapı. Portakal da diyorlardı. Onun suyunu sıkıp sıkıp içiyorduk, yiyemiyorduk. Dışarıda da yola yakın lokantası var. Halka sivile var. Açık halka açık. Yani. Ben orada Dalaman'a gittiğimde 16 yaşındaydım babamın yanına gittiğimde. Aşçınız Ahmet baba mıydı? Bir daha vardı. Onun adı da Ahmet adı. Şey... Bir türlü ismi vardı onun da.
Onun adı da Cibul Ahmet idi. Babanın adı da Cibul Ahmet idi. Ahmet deyince ikisi bir bakıyor. Şükür dayına da yatmışsınız ya baba. Kaptığına, kaptığına. Yemekçiyin, pişiriyorsun, o Ali bulaşıkçı. Ahmet dayıyla Ali Sarı bir şey yapmıyor. Ha. İbrahim dayımla nasıl akrabalık var? Anadan bir babadan. Yeşil adam. Deli olan amca biliyorum, sağdı. Yani onu biliyorum. Deli olan babam, babam. Bir de o... Dana Hasan. Ha. Yani onu bilmiyoruz. Bir de o Elif Alam. Elif Alam. Elif Alam'ı buradan Karasarı devrin ona veriyorlar, kocaya. Hmm. Burada bu cıbılağın bilmem varmış. Aliş varmış. Bu Aliş değil de bildiğin Aliş koca değil de. Koca Aliş diyorlar. Daha bundan babaları. Babaları ha. Afyonyu'dan adam değil mi? O koca durmuş. Ha. Daha bir Aliş'ler varmış büyük. Tetirler derlermiş. Aliş varmış. Bu Aliş'in adını ona vermişler. Şimav'da Zeybekler vuruyor. Uşağa giderken kanlıyla. O zaman araba ne yok. Ha, Kızıldağlar'da ölüyor. O da onun adını bu Aliş'e veriyorlar. Senin bildiğin Aliş'e. Yanık Kerem dediğimde kocayken anası şeydeymiş. Bu koca durmuştaymış. O Tetirle dedikleri Aliş ölünce küllü deylerdi. Onun adına İyi adı neydi bilmiyorum. Kocayken anası onu çıkarıyor, bu yanı Kerem alıyor. He, Halil İbrahim amcanın anasını. Kardeşinin kasını alıyor yani. Bu Halil İbrahim, Aliş, Karagöz, yanı Kerem dediğimizden. O koca erkek şeyden. Küllüden. Küllüden yani o küllü değilerdi. Eski köydeyken abacığımın evi vardı. Cibullah'ın evi beri yanında kiremitliydi. Halıl koca durmuş. Bir yerde durlardı. Dedeğin Mustan'ın evi ayrıydı. Alakağa'nın evi vardı. O da vardı bizim yokada. Onun altında Mustan'ın evi vardı. Ayrıydı. O küllünü dediğimde kocaki evi ev yapıyormuşlar. Abacığımın evinin kuyanına toprak evdi. Sonra köy buraya gelince herkes ayrı bir evler yaptılar yani. Onlara Cibullah Sürahlas söylerdi. Üç, koca durmuş. Mustan dedin. Halıl bir kardeş yani. Sütsüzün kubası halıl oluyor. Bana şey ettik. Halam cırcın kubası. Cırcın kubası falan. Sütsüzün, cırcın, Hüseyin Çapçın. Değil mi baba? Onlar kardeşmiş, öldü ola. Karasağ'dan dağda damlar vardı. Köydeki evi satıyor devren o. O da Alimolla diye birisi vardı ona. Deledir'e yakın yerde çok kuvvetli tarlalar vardı. Çiftlik gibiydi. Oraya dam yapıyorlar, ev yapıyorlar. Orada duruyorlar. Orada da Karagoran Yusuf vardı. Karasağ'da. Cemile halamı, işte Kadir'e dediğinin anasını kaldırma için oraya varıyor. Yani kaçırma için. Köylü biliyor ya. O da halamına Cemile'yi bıçaklıyor. Abi ya. Götüremeyince halam cesarı da erkek gibiydi. Daybaşılık ne yaptı? Abi. Karasağ'da Fahri Bey vardı. Çabaklı'nın yanında bir Fahri Bey vardı. Oraya amalene götürdü. Akbat değilerdi ona. Hani çok bilgili. Osmanlı ya. Kadın ne var? Avukat şeymiş ya. Erkek gibiymiş. İriymiş böyle. Akbat değilerdi. Böyle şeymiş, çok bazı erkeklere vallahi bak çıkartmazdı diyorlar. Çok şeymiş. Cemil Alam da öyleydi. O da cesurdu. Aynı Çengeli gibiydi, çiftman idi. Neyse. Halam diyor, o gün Cibala da yiyormuş. Mehmet'in anı, İbrahim. Bunlar çocukları o Adem'in anı.
Ahmet var. Ali İzmir'de öldü. Ali vardı, Mehmet Dayı'nın oğlu, İzmir'de öldü. Ya bu ya. Memleketten kakam gidem diyor. Allah Allah. Ha, o da dağın başında, araba yok, yol yok, bıçaklamışlar. Yani, oradan iyi olduktan sonra öyle diyor. Buradaki arazilerini, Deredirli'ye birine satıyorlar. Buradan Çavlu'ya gidiyorlar. Çavlu'da Mehmet dayım patronluk yapandayken İbrahim dayıydı. Dede evine girdi. Bakkal dükkanları vardı. Şey vardı. Biraz tahıl var, çoğuldu. Ben çift sürüveydim o da. Palet ben biliyorum çalıştım ondan kalamadım. Yok yok kalamaydı çalıştık evet, ya. Koca bağları vardı. Bir kısmını satıyorlar. Sonra bakkalı batırıyorlar. İbrahim dayımına ayrılıyorlar. Yine arazileri çoğuldu yani bağları muğları da. Çalıştık onu söyleyeceğiz. Şey İrfan'la Adem İbrahim dayının oğlu. Ali'yle bir Ahmet var. Ondan akrabalık geliyor sizin o zaman oradan yani. Şeyden işte hala mı? Haladan işte geliyor. Hala tarafından yani. Tane Sadide'nin kardeşi ya. Oradan geliyor. Yani. Oradan kardeşi. Kadirya'nın Gülşen'in anası. Tane Sadide'nin kardeşi mi? Evet evet evet. Ha anladım. Kardeşi diyor bunu anlatıyor bu babam. Devrin o. Hala Mahmut abi. Evliymiş. Halın Karasar'a mı kocaya gitmiş? He, he. Anlaşıldı şimdi. Dana Zandide'nin kız kardeşi Karasar'a kocaya gitmiş. Onu anlatıyor babam. Ha, tamam ben neden diye düşünüyorum. Neden diye düşünüyorum. Akraba yani. Eskilerden şey vardı. Ahşelan vardı. Devrino'nun kızı. Kuşulu terzama da veriyorlar. Terzamat vardı. Kuşuda ben gömlek mümmek diktirdim. Oğlu vardı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yeter. Vallahi. Aa vallahi içemem yeter. Şey. Biri yeter. O da Çavlu'ya gitti. O eski karının oğlu İzmir'e gitti. Evlendi kuşudan. Ahşalam duruyor her abubada. Ölmüş kızım. Ölmüş mü? Ha. He gelini var sahi gelini. Onun çocukları. Hadi yapalım onun gelini bu bak. Ahşalan'ın gelini. İşte bilmiyorum. Onun çocukları 3-4 tane oğlu vardı. Necati. İşte Necati şeyin kocası herhalde. Hadi yapamın kocası. Bilmiyorum. Valla o mu gay? Şey bir sürü 4 tane oğlu vardı. Ben odayken biliyordum. Şimdi gitsem bilemem. Onlar da beni bilmez. Akraba de yani. Yani ata geçtikçe unutuluyor galiba. İsmail amca, kızı Fadime oturduk, sohbet, muhabbet ettik. Merak ettiklerimi İsmail amcaya sordum. O da net bir şekilde cevapladı. Allah razı olsun kendisinden. Birincisi İsmail amcalarla biz Özdemirler sülale olarak bir mahalledeyiz. Benim kızlık soyadım Özdemir. Özdemirler 5 aile köyden. Akrabalık derecemiz nasıldır? Neredendir? Bayağı da bir uzakmış yani 300 yıla falan dayanarak anlattı İsmail amca. Babamın babasının babasından yani dedemin babasından İsmail amcanın dedesi kardeşmiş. Yani buradan böyle bir şey geliyormuş. Birinci merak ettiğim buydu. Bunu net bir şekilde öğrendim. İyi oldu. Ben de hakikaten mutlu oldum. Sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Şöyle bir şey de anlattı İsmail amca. 300 yıla dayanan bir meseleyi daha anlattı. Bizim sülalemizde olmuş yine bu. Komşu köyden gelmişler bizim köyümüzde. Bizim sülaleden bir tane kadının yerinden odun kesmişler, meşe odunu ve kuşuya götüreceklermiş. Kadın da o kadar böyle otoriter, güçlü bir kadınmış. Asla hakkını kimseye yedirmez, kimsenin hakkını da yemezmiş. Gitmiş benim tarlamdan kesilen odunu, siz izinsiz kestiğiniz için ben size vermeyeceğim. Odunumu kendi köyüme getireceğim demiş. Kadının da abisi varmış. O da hayır odunlar komşu köye kuşu köyüne gidecek demiş. Abla kardeş arasında anlaşmazlık çıkmış. Abla çok akıllı kendi yerinden izinsiz kesilen odunu vermek istemiyor. Gayet haklı gayet vermemek de hakkı var. Hayır ben odunumu vermem köye gelecek deyince bir boşluğuna getirip kadını böyle kesiyor. Yani kendi abisi
kız kardeşini çente çente kesiyor. Bir kenara oturtturuyor. Kimse onun yanına falan varmasın. Onun yanına gidip su vereni, ekmek vereni de keserim. Aynı şekilde çenterim diyor. Kimse korkusundan kadına su ekmek veremiyor. Orada kaç günde bağıra bağıra o yaralarıyla, kurtlar atmış yaraları orada o şekilde ölmüş kalmış. Ne acı bir hikaye değil mi arkadaşlar? O zamandan da bayağı cesur kadınlarımız varmış ama tabii ki de çok üzücü aslında, üzüldüm. Hep anlatırlardı dedemler de kimmiş, neredenmiş, neyin nesiymiş bilmiyordum. İsmail amca da net bir şekilde anlattı. Yani o kadın da gene bizim sülaledenmiş, yani cesur bir kadınmış. Yaykın olsun, kuşu, komşu köylerde akrabalıklar varmış. Bunların dereceliğini bilmiyordum, onları da öğrendim. Çok iyi oldu benim için artık. Yani böyle araştırmayı da seviyorum zaten. Böyle bugün de böyle olduğu bir videonun daha sonuna geldiği. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Geceniz huzurlu, bereketli, ağrısız, acısız olsun. Geceleriniz normal olsun, uzun olmasın. Ağrı acı oldu mu geceler uzun olur. En uzun gece ne zamandır deseler, ağrı acı hasta olduğumuz zaman derin arkadaşlar. İnşallah sizlere öyle bir şey olmasın. Bunu cani gönülden istiyorum, dua ediyorum. Dua eder, dua beklerim. Birbirimize dua edelim arkadaşlar. Ne olur? Yani kendimize ettiğimiz dualar belki geçmez de birbirimize edersek dualar geçebilir. İnşallah Rabbim dualarımızı geçenlerden eylesin diyoruz ve sevgilerle kalın, sağlıcakla kalın, tamam mı arkadaşlar? Duada kalın, dualarda kalın diyoruz ve bugünü de böylece bitirdik. Sağ salim çok şükür, bin şükür konuşabiliyoruz, yiyip içebiliyoruz. Minarenin başında da ışık ne kadar güzel yanıyor değil mi? Gönlümüz gözümüz açılsın diye şöyle minareyi de biraz büyüterek yakından çektim. Ben mutlu oluyorum minarenin ışığını görünce, inşallah sizler de mutlu olursunuz. Yeşile bakmak iyidir. Yeşile de görelim diye böyle videonun kapanışında bahçeden görüntüler aldım arkadaşlar. Malum yaz ayındayız, her yer kuskuru. Bahçeler tabi sulandığı için yeşil. İnşallah cennet bahçelerinde hep birlikte dolaşmayı da Rabbim nasip kısmet etsin dedikten sonra tekrardan Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Başka başka videolarda görüşürüz inşallah. Allah'ım can sağlığı verdikten sonra diyorum Allah. Kapattım gayri videoyu. İyi seyirler.